Selamünaleyküm mobilyaçlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar e, bugün sizlere bir böyle takım çantamın içindeki malzemeleri işte ne, ne işe yaradığını hangi e, malzemeyle ne yaptığımı işte bunları açıklamak istedim ki siz de belki bilgi edinirsiniz. Bu çantadan alır. içine benimki gibi dizer. işte e, ne kullanacaksınız? Ne malzeme gerekli? Sörfte. Bu benim sörf çantam arkadaşlar. Yemli. işte ne bileyim kurşun arkasında örnek veriyorum. Lüfer avında, levrek avında, kalkan avında, mırmır avında. İşte mercanda, yemli istavritte, istavrit avında. Tüm böyle e, takımlarım içinde arkadaşlar. Ne gerekiyorsa iğne, misine. Misineleri kenara çıkardım yer kaplamasın diye. Onları da gösteririm sizlere. Arkadaşlar şimdi en üstten başlayayım arkadaşlar. Şimdi ben İstavrit'e gittiğim zaman tüm malzemelerim bundadır. Ben işte balık avına giderken işte yok şu çantayı alsam mı? Acaba ne av yapacağım? Yok işte lüfer avı mı yapacağım? Devrek avı mı yapacağım? Yemli mi yapacağım? Arkadaşlar öyle bir soru yok benim aklımda. Çünkü tüm malzemelerimi çantanın içinde muhakkak ufak ufak koymuşumdur. Her ava uygun malzeme vardır içinde. Yani meraya gittiğinde ne avı yapacağım? Levrek avı yapacağım ne ikili iki köstekli atıyorum bir sıfır bir numara yine kullanacağım ne yem olarak ne kullanacağım sürünes işte mamun teke o takımın bu çantanın içinde vardır muhakkak arkadaşlar çünkü kendimi öyle sakata bindirmem çünkü tecrübeyle yola çıkıyoruz daha önceleri hep olmuştur ilk başlangıçta ama bunu aklınızda bulunsun diye böyle bir video çekmek fikrinde bulundum. Şimdi arkadaşlar sizlere e, ilk başta bakın mesela istavrite gidiyorum hemen çaparimi bu şekilde sarıyorum koyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın hemen çaparım. Oltadan çıktığı gibi yıkanır. Suya yıkarım bunu tatlı suyla. İşte e, görüyorsunuz kurşun beden üstünde. Attığım video gibi böyle çok gam yapmasın diye fırın takıyorum. Gerçi bunu bugün taktım. Dünkü avımda yoktu bu. E, dünkü avım videosu da gelecek arkadaşlar sizlere. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi atıyorum ava gidiyoruz arkadaşlar. Kaç gram kurşun lazım bize? 150 gram. Hemen burada vardır arkadaşlar bakın. 150 gram kurşun hemen burada vardır. E istavri davana gidiyoruz. Atıyorum sığ merada. Kaç gram kurşun gerekiyor bize? 30 gram. Hemen burada 30 gram. Atıyorum e, çok dalga var. Kalkan avına gidiyoruz. Yatsın diye yaprak kurşun var arkadaşlar. Bakın. Hemen burada. Yani bu işte yok ben şu hava gideceğim. Bu hava şu kaç gram kurşun gerekiyor. 3 tane kurşun koysam yeter bana. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Bakın mantar. Şu ne arkadaşlar? Şişe mantarı bakın. Biraz da kendiniz böyle el becerilerinizi geliştireceksiniz. Bun, bununla ne av yapılır? İşte e, kefal avı yapılır. Bunu lerefe ile spin ile zargana top olarak kullanılır. Kullanıyorum da. Ucuna böyle 50 santim e, işte balığa gittiniz. Levrek, lüfer yok. Bir şey yok. Hani kendiniz e, bunu takın arkadaşlar. Ekmek ucuna bir 10 numara yine takın. Ekmeğe sıkın atın. Kefal alın. Canlıya bırakın. Bakın fikir. Yani e, balık avına gittiğinizde bir ava odaklanmayın. Mesela bir av yoksa Muhakkak ki başka bir arayış içine girin arkadaşlar. Yoksa e, her şey hüsran olur. Canınız sıkılır. Moraliniz bozulur. Şimdi ben göstereceğim ama çok soru gelecek bunlardan. Şimdi benim şöyle bir kutum çantam var arkadaşlar. Bakın en üstten başlıyorum. Tek tek aşağıya doğru gideceğim. Şöyle uzaktan göstereyim. Şuradan 1, 2, 3, 4. Burası zaten derin. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben kamışların ucuna bu e, şeyden çıkan şu fosforların içinden çıkan bu şeyleri yan değil de böyle şöyle dik değil de böyle yan şekilde Japonla yapıştırıyorum. Böyle görüş açısı daha iyi oluyor şöyle düz. Normalde şöyle düz koyacağım ama böyle koyuyorum ki vuruşları balık vurduğunda daha iyi hissediyorum. Şunu göstereyim daha iyi anlarsınız. Şöyle bakın şunu kamışa takıyorum. Işığı da böyle üstüne düz takıyorum. Daha net görünüyor. Bakın içinde işte sörf için boncuklar. Fır döndüler. iğneler. Yani sadece kendim yaptığım fır döndüler arkadaşlar. Bakın. Şimdi gülmeyin. Kendim yaptığım fır döndüler. Bakın. Kendim bunu telden büktüm. Paslanmazdan fır döndü taktım. Bakın. Kendim yaptım bunu. Hani bazı arkadaşlar belki bu hobiyi işte millete YouTube'a YouTube'dan para kazanmak için çekiyordur falan filan. Biz bu hobiyi sevdiğimiz için sizlere de sevdirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden çekiyoruz. Yani her şekilde bir şeyler e, hobiye katmak istiyoruz arkadaşlar. Yani bizim kolayımıza işte elimize ne bir malzeme geçerse bunu nasıl değerlendirebiliriz işte bizim balık avında. Şimdi bunları gösterdim. Armut kurşunları gösterdim. Sörf kurşunları. Şimdi yem arkadaşlar bakın. Yem ipi zaten biliyorsunuz sürünezde işte kaça da teke yemi e, bağlamak için görüyorsunuz bakın yaprak kurşunlar işte e, şu sık kıstırmalı kurşunlar hep görüyorsunuz bu yemli sörf avında gündüz av yapıyorsak işte gece zaten fosfor takıyoruz bunu da takıyoruz da vuruşları hissetmek için Soperler. delikli kurşunlar iğne toplu iğne bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar hepsi bir işe yarıyor bunların şimdi bu üst katı geçtik şunları bakın şu kurşunları kendim döktüm, ee, böyle yaprak şeklinde dövdüm, deldim, bu şekilde kumda kaymıyor işte dalgalarda bu 150 gram falan civarında zaten, şöyle şunun gibi. Arkadaşlar biz bu hobiyi seviyoruz o yüzden de uğraşıyoruz. Bakın hemen mesela ava gittik, levrek yok, kalkan yok, hiçbir şey yok. Akşam suyunda hemen burada yedekte bunun gibi zaten bir poşet var belki 50 takımım vardır çinekop ama burası her ihtimale karşı hava gittiğinde tetikte olan hazır kıta malzemeler arkadaşlar. Bak çinekop takımları, lüfer takımları. Bakın şöyle bir kutu. Bunu sizin de fikriniz olsun, bilginiz olsun. Siz de çantanızda böyle gez bakın. Klipsler, fır döndüler. Hep hem bilyeli hem normal düz fır döndü. Arkadaşlar biz bu işi severek yapıyoruz. Size eğer yapmak istiyorsanız bu şekilde yapacaksınız bu işi arkadaşlar. Yoksa hiç başlamayın yani. Görüyorum arkadaşlar Merada iki tane çapar almış. Kurşunu yok ol atmaya. Bakın iğne arkadaşlar. İğnelerim. Bunların üstüne de yağ döküyorum ben paslanmasın diye. Aklınızda bulunsun size tiyo. Her türlü iğne var arkadaşlar üstünde. 12 numaradan 01, 02, 03'e kadar iğnelerim var. Bakın burada fosforlarım. Ayrıca altında fosforlar bak. 7-8 tane burada fosfor paket vardır. Burada da var. Zargana ipeğim. Bunları göstereyim ki hepiniz e, videoyu tekrar tekrar izleyip belki yedek olarak sizde burada bakın yem şişi sürünez işte boru kurdunu delip iğneye aktarmak için yem şişim arkadaşlar. Video belki birazcık şey olabilir uzun. Ama sizin bilginiz açısından çekiyorum bu videoyu. Bakın arkadaşlar burada bir tane bu kurşunları göstermiştim zaten. Her telden tü, her kurşun var bende. Burada bir tane çuvaldız var iğne. Bak burada bir tane yine şöyle bir delici şey var. Tığ var büyük. Çıkarabilirsem göstereceğim. Şöyle bakın. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Mantar delmek için arkadaşlar. Şinekopta, lüferde şu mantarları. Bakın bu mantarları ben kendim yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bu mantarlar şişe mantarı. Hakiki mantar. Bu fosforları ben yaptım üstüne. Bunu ben deldim. Ben modifiye ettim. Ben boyadım oje ile. Yani bunları normal şişe mantarı. Şarap mantarı, içki mantarı da diyebilirsiniz. Alıyorum onları şeyden. Şimdi burayı da anlattık arkadaşlar. İkinci gözü. Üçüncü gözde neyimiz var arkadaşlar. Hemen burada da bir çinekop lüfer takımımız var. Bakın kurşun arkasında kullanılan kaşıklarım var burada arkadaşlar. Hemen kurşun arkasına geçebilirim. Diğerlerinin iğnelerini söktüm. paslanmasın diye. Hemen bunu çıkarıp buna takıyorum arkadaşlar. Bunlar da kurşun arkasında kullandığım kaşıklar arkadaşlar. Hemen yedek olarak. Burada neyim var arkadaşlar. Teknede asansör takım arkadaşlar. Fır döndülü. Tekne için asansör takımımız. Hemen tekneye gittiğimizde uğraşmaya gerek yok. Hemen tekne takımım hazır arkadaşlar. Bakın. Tekne takımı yedek beden. O koptuğunda hemen buradan yedek köstek olarak kullanmak için bedenim. Bunun altında neyimiz var? Yine burada tekrardan zargana ipeğimiz var arkadaşlar. Yara bandımız var. Atıyorum eldivenimiz yok, şu eldivenimiz yok atış parmağımıza ne yapıyoruz? Atış eldiveni olmadığında kesiyor parmağımızı ip, ipek ip. Ekip. Hemen yarabantı sarıyoruz arkadaşlar. Balıkçılık olm, yani balıkçı olmak o kadar kolay bir şey değil. Şimdi burayı anlattık. Şurası arkadaşlar. Bakın bu da levrek takımlarım, kalkan takımlarım. Levrek iki köstekli. Bu sıfır iki bu, sıfır iki yine. İki köstekli levrek takımı. Burada yine bir bakın benim yaptığım mantardan kendim kestiğim böyle dışına kırtasiyeden fosfor aldığım çinekop lüfer takımı. Hemen burada arkadaşlar videolarımda daha önce görmüşsünüzdür. Kurşun bedenlerim. İstavritte, lüferde, levrekte kullandığım kurşun bedenlerim. Hemen burada yine yemli takımda kullandığım ee, çaparesiz 12 numara ee, şey yemli takım İstavrit takımı hemen koyuyoruz arkadaşlar bunları burada gezer kurşununu bu da arkadaşlar e, memlekete gittiğimde kofana yakalamak için çift iğneli gezerli atıyorum sardalya işte e, kefal o takım arkadaşlar bunlar. Memlekete gittiğimde Lüfer, Kofana, Akya yakalarım diye. o, o Onun için yapmıştım bunları. O takım. Gezer kurşunu zaten bu. Ee, i̇ki köstekli seyyar böyle kaydırabiliyorsun iğneyi yeme göre. Onu yapmıştım. Burada yedekte duruyor. Bizim bu Marmara'da çok çalışmıyor ama Akdeniz bölgesinde süper iş yapıyor. Şimdi burayı anlattık arkadaşlar. Şurayı anlattık. Kısa ve öz öyle. Burayı anlattık. Şimdi buraya gelelim. Bu atış eldivenim arkadaşlar. Kışın soğuk olduğunda iple parmağımızı atarken kesiyor. Bu eldiven atış eldiveni. Şimdi gelelim. Burada makasım var arkadaşlar. Makasla yemleri kesiyorum. İpleri misineyi. işte her türlü kendime ee, ne kullanacaksam onu kesiyorum. Bu filato bıçağım arkadaşlar. Muhakkak bir tane sağlam bir filato bıçağınız olsun. Jilet gibi bu da. İşte istavreti, hamsiyi, ne bileyim balığı kesmek için her türlü kullandığım filato bıçağı. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Şu takımı zaten daha önce size video olarak yapmıştım. Bu şamandralı 40 gram ağırlıklı üstüne fosfor. Bu aslında farklı bir şamandıra. İçinden tel geçirdim. Bak fır döndürü. Bu 3 köstekli şamandıra. Çinekop lüfer şamandırası bu. O bildiğiniz istavrit çamandırasından değil. Bu ağır. 40 gram. Şimdi bunu gösterdim. Bakın bu da normal çamandır. Bundan yapılma bu. Bu işte istavrit çamandırası. Bu normal yemli avda kullandığım istavrit avında işte mırmır mır avında dip şeylerinde kullandığım şamandır arkadaşlar bu. Hemen buraya geliyorum. Yine çinekop lüfer takımı. Hemen burada yedekte yine yaprak kurşunum. Bakın kurşun bedeni de üstünde. Şuraya koyayım bunu. Burada hemen yedekte bir çapari arkadaşlar. Çaparimi buraya alayım. Burada neyimiz var? Dip takımım var. İki köstekli. Bu levrek ve mırmır mır için. Minekop için arkadaşlar. Bunu da şuraya alalım. Burada ne takımımız var? Burada yine ee, dip takımımız var arkadaşlar. İşte yemli avlar için. 4 numara iğnemiz. Ondan sonra hemen burada tekrardan levrek takımımız var arkadaşlar. Hepsini hazırlamışım böyle. Eee 0.40'lıktan 0.50'lik misine neden? Neyimiz var arkadaşlar? Göstereyim size tekrardan. Burada yeni gezerli takımlarımız var. Tekrardan mırmır mır avı için, levrek avı için iğneli takımımız var. Burada hazır Kırlangıç takımım var. Kurşun da üstünde zaten kullanmışım bunu. Sarmışım. Koymuşum buraya arkadaşlar. Burada neyimiz var? Burada zargana topumuz var. ipekli, İpek takımı hazır bunun üstünde. Bu takımımız var. Ondan sonra bir zargana topumuz daha var burada. Bakın biri ipek. Bunun ucunda da şey vardı. Kestim onu. Koptu. Yeni bağlayacağım. Birinde ipek olur arkadaşlar benim zargana topumda. Birinde iğne olur. Bunu yemli bunu e, ipekle atacak yaparım. Atıyorum. Küçük mini kurşun lazım olduğunda hemen bakın böyle 5 gram 7 gram hemen bunları kullanırım arkadaşlar. Her çeşit malzeme var yani arkadaşlar. Olması gerekiyor. Yoksa bu hobiyi yapamazsınız. Ondan sonra Şurada bir tane daha yaprak kurşunumuz var. Şöyle bakın. Küçücük minicik kurşunlar da lazım oluyor bazen. İşte böyle şamandıralarda bakın. Kaç? 2 gram veyahut da e, 2,5 gramdır bu da. Lazım oluyor. Arkadaşlar çapari kösteklerimiz lazım oluyor. Bakın bu köstekler kopuyor. Kesiyorum ben bunların üstüne e, tekrardan köstek bağlıyorum. İğnelere kalıyor. Lazım oluyor. Köstekten kayaya takıldığında hemen ek olarak kullanıyorum arkadaşlar. Lazım oluyor bana. Burada göstermediğim ne var. Arkadaşlar bakın. Atıyorum gittik bir meraya. Hiçbir şey yok. Hemen zargana topuna takıyoruz arkadaşlar. Bunu raglolu silikonlar. Top arkası silikon. Levre koşturuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Çinekop takımlarını göstermiştim. Şöyle şu da dip yemli takımlarım. Burada bakın Zargana topu için. Zargana avı için. 0.16 milim. 100 metre misinem var arkadaşlar. Hemen bu durur burada. Hiç çıkmaz. Çünkü sürekli Zargana avına gidiyorum. Burada yine yemli dip takımlarım. Şantayı da çıkarmışken temizlerim. Bu şekilde. Arkadaşlar benim şantamda olan malzemeler bunlar. Bakalım sizin çantanızda olan malzemeleri siz de yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın bu kurşunların hepsi bana lazım oluyor arkadaşlar. Delikli kurşun. İşte bunlar kaç gram? Ya 5 gram bunlar ya 4 gram. Yani 150-200 gramdan 4 grama, 2 grama, 3 grama kadar kurşun var arkadaşlar bende. Ee, şunları da buraya atalım. Şöyle zımbalar. Şunlar lazım oluyor arkadaşlar. Bazen işte delici şeyler lazım oluyor. Bulamıyoruz e, dağda taşta. Aklınızda bulunsun. İğne, kürdan. Şu kürdanı da söyleyecektim sizlere. Şurada kürdan var arkadaşlar. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Kürdanı da mesela bu mantar bazen boş oluyor ya. Hemen direkten geçiriyorsunuz. Bu da tiyo. Sıkılaştırıyorsunuz. İğneyi oturtuyorsunuz ya gemi takınca. Lüfer avında mantarda. Onu da o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer sefere de spin çantamı gösteririm sizlere arkadaşlar. Çetin Balık Av kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Ondan sonra hemen buraya gelelim arkadaşlar. Böyle tekrardan buradan makaslar, tornavidalar, iğneler. Bakın burada 35 misine, 30 misinem. İşte 22 0 22 0.40 işte altında 0.60 var arkadaşlar. Bakın balıkçının kaşığı yaptığı köstekleri arkadaşlar yani balıkçılık olmak böyle kolay bir şey değil. Ee, biz bu hobiyi seviyoruz arkadaşlar. Yani video çekmek için video çekmiyoruz sizlere. İğneye bakın arkadaşlar. Bu köpek balığını da yakalar. ip balığını da yakalar. Bakın iğnelere. Bunlar Bizim o taraflar için bunlar arkadaşlar. Hatay Hatay'da işte büyük balıklarla mücadele etmek için. Bakın köstekli takımlar yapılmış burada hazır. Köpüklenecek. Seviyoruz arkadaşlar biz bu hobiyi. Evimin her tarafında bakın bir şeyler var. Hanımla mücadele. Şu çantanın içi komple poşetin içi lüfer takımı dolu. Her bedenden 0-20'den tut 30'a kadar.